2016 yılında ilk Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu Murat Zorluoğlu döneminde başlayan gayrimenkul satışlarıyla alakalı son kayyumla beraber hız kesmeden devam ediyor. Bu tek bir amacı olabilir, tek bir düşünce olabilir. Aslında yerel seçimlere 4-5 ay kala nasıl olsa tekrar HDP partisi kazanacak. HDP'liler bu kenti yönetmeye tekrar gelecekler. Geldiklerinde de bir boş bataklığında kalsın ve halka hizmet noktasında bir eksikliğe düşsün. İşte bak belediyeler, HDP'liler belediyeyi çalıştıramıyor, yönetemiyor algısı oluşturmak amacıyla. Belediyeyi yüklü bir miktarda borç bırakmak ve elindeki olan bütün gayrimenkulleri de satmak ve belediyenin elinde gayrimenkul kalmadığında da belediyenin sosyal tesisleri inşaat noktasında kültür, kreş ve sosyal faaliyetler ve spor kompleksleri inşasında sıkıntı yaşayacaktır. Bundan kaynaklı belediyenin elinde hiçbir gayrimenkul falan arsalar olmasın. Kalan satmayanları da başka kurumlara bedelsiz devretmesi söz konusu. Tabii ki bu sadece HDP'lilerin ve HDP'lilerin seçilmişlerinin tek başına itiraz edeceği bir konu değil. Kentteki bütün sivil toplum örgütleri, bütün siyasi partiler, bütün dernekler topyekun bu gayrimenkullerinin satışına dönük bir itirazda bulunması gerekiyor, seslerini yükseltilmesi gerekiyor. Her seçim öncesi olduğu gibi özellikle seçimlere yaklaşırken kayyum politikasının genel bir yöntemi var. Ya belediyenin birçok gayrimenkulünü, taşınmazını satışa çıkarıyor, satabildiğini satıyor. Seçim olay ki iktidar kazanmazsa diye de birçoğunu da sonradan geri devralabileceği birçok kuruma devrediyor. Bunu da önceki seçim süreçlerinde de yaşamıştık. Tuşba Belediyesi'nde daha önceki seçim döneminde de yine böyle bir durum yaşanmıştı. Seçimlere yakın işte devlete bağlı diğer kurumlara, karayollarına, işte milli eğitime, gençlik spora, diyanete birçok taşınmazını devredip hatta araçlarını devredip seçimden sonra geri almak üzere bir politika yürütüyorlardı. Bu seçim öncesi de Van'da bunun çok daha ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bugün özellikle Van'ın altyapı problemleri, belediye hizmetlerine yönelik çok ciddi problemleri olduğunu net olarak görebiliyorken bir siyasi parti il başkanı gibi davranan Van valisi ve kayyumu birçok yeri gezerek birçok problem olmadığını da dile getiriyor ama gördüğümüz üzere bir yağmur yağışında bile Van neredeyse sel götürecek duruma gelmiş. Bu anlamda belediyeye yönelik, altyapıya yönelik hiçbir yatırım, yerel yönetimlere yönelik hiçbir yatırım yokken bir de seçime yakın kamu kaynaklarının, özellikle yerel yönetime ait taşınmazların farklı kurumlara aktarılması, satışa çıkarılması da Van'ın halkının geleceği açısından gerçekten geleceği ipotek altına alan uygulamalar. Türkiye'de seçimle en azından yerel anlamda, kamusal anlamda, idari anlamda seçimle kazanılan tek kuruluş belediyedir. Halkın birebir katılım sağladığı, karar aldığı, karar meclisleri oluşturduğu, meclislerin yaratıldığı sistem ya da uygulama alanı, hizmet alanı belediyedir. Şimdi burada kayyumla beraber bunun yok edilmesiyle kayyumun keyfi yaklaşımları, keyfi uygulamaları var. Bunun işte sonucunda da kamunun tasarrufunda olan, kamunun malı olan taşınmazların yok edilmesinin, satılmasının, devredilmesinin altında birçok sebep yatıyor ama öncelikli sebepleri şunlardır. Yani burada amaç, yürülen amaç belediyeyi niteliksiz kılmaktır. Yani sonraki dönemde bir belediye sistematiğinin yürüyememesini sağlamaktır. Bunu tıkamaktır. Bu belediye seçimlerine kadar ondan sonra işte belediyeyi ciddi bir külfet altında bırakır. Zaten şu an belediyenin İller Bankası'na herhalde bütün belediye mal varlığını hatta binasını dahi satsanız İller Bankası borcunu ödeyemezsiniz. Yarın işte seçimle gelen seçilmiş bir belediye başkanı hizmet üretmeye çalıştığı anda İller Bankası bütün mal varlıklarını hatta belediye başkanının koltuğuna bile icra koyabilir. Tamamıyla durdurabilir, tıkayabilir. Hizmet üretemez hale getirebilir. Nitekim umarım yanılıyoruz ama şu anki tutum uygulama
böyle bir amacını hedeflediği durumunu anlaşılır hale getiriyor.